Herkese merhaba arkadaşlar. Trigonometri ile ilgili yine en çok karıştırılan yerlerden biri olan sıralamalarla ilgili sorular çözeceğiz bu videoda ve Bilgi Sarmal yayınlarından 3 tane güzel soru seçtim sizler için. İlk sorumuzla başlıyoruz şimdi. ABC sayılarını vermiş bize ve bunların sıralanışını istiyor. Şimdi öncelikle kosinüs, kotanjant ve kosinüs değerleri verilmiş. Açılara baktığımız zaman hepsi de birinci bölgede. O zaman birinci bölgeyi şöyle ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Birim çemberimizi çizelim. Şimdi ilk burada yapacağımız işlem aslında biz 45 derecenin tanjant 45 ve kotanjant 45 bir olduğu için 45 dereceyi öncelikle belirleyebilirsiniz burada. Tam ortadan sonra 90 derece tam ortadan 45 derecelik açımız geçti. Daha sonra buradaki açıları ona göre burada altında veya üstüne kalacak şekilde yerleştirebiliriz. Mesela en küçük açımız 25 derece var. O zaman şöyle sıfıra yakın bir şekilde burada da sıfır dereceydi. Sıfıra yakış, yakın bir şekilde 25 derecelik açımı çizdim. 40 derecemiz var. O zaman 45 derece yakın bir şekilde 40 derecelik açımızı çizdik. Ve 65 derece o zaman 45'ten biraz daha büyük bir şekilde 65 derecelik açımızı da göstermiş olduk. Şimdi öncelikle 25 derecelik açının bizden kosinüsünü istemiş. Kosinüs için şunu yapıyorduk. Buradaki açımızın 25 derecelik açının Birim çemberle kesiştiği yerden x eksenine bir dik indiriyorduk ve buradaki yatay uzunluk bize kosinüs uzunluğunu veriyordu. Yani buradaki uzunluğumuz kosinüs 25 geldi. Daha sonra mesela kosinüs 65'i vermiş. Şimdi kosinüsleri karşılaştıralım önce. Kosinüs 65 vermiş. 65 derecelik açımızın birim çemberle kesiştiği yer burası. Burasına yine x eksenine dik indirdiğimiz zaman buradaki yatay uzunluk bize kosinüs 65 derecelik açının değerini verecek. Ve burada şimdi ilk başta kosinüs 25 bu kadar uzunluktu. Kosinüs 65 ise buradaki uzunluğumuz geldi. Dolayısıyla bunları sonuçta ikisi de x ekseni üzerinde bunları karşılaştırmak kolay. Kosinüs 25 burası, kosinüs 65 burası olduğuna göre 25 derecenin kosinüsü 65 derecenin kosinüsünden daha büyük geldi. O yüzden de a büyüktür c diyebiliriz. Daha sonra şimdi kotanjanta bakalım. Kotanjant için şöyle söylüyorduk. Y eşittir 1 eksenimizi çiziyorduk. Bunların dışında y eşittir 1 eksenimizi çizdiğimiz zaman kosinüs burada pardon kotanjant 40 derecede de 40 derecenin y eşittir 1 yani kotanjant ekseniyle kesiştiği yerden Y eksenine olan uzaklığı bize bu açının kotanjantını verecekti. Yani burası kotanjant 40 derece gelmiş oldu. Şimdi kotanjant 40 mesela normalde 45 derece olmuş olsa kotanjant 45 zaten biz 1 olduğunu biliyoruz ve kotanjant 45 tam burada 45 derecenin Y ekseniyle kesiştiği yer normalde buradaki uzunluğumuz kotanjant 45'ti. Kotanjant 40 ise biraz daha ileride olduğu için 45'ten daha da büyük gelecek ve burada birim çemberin de aslında dışına çıkmış olacak. Zaten burada büyük dediğimiz değer bile kosinüs 25 birden küçük gelmişti. Kotanjant 40 ise birim çemberin dışına çıktığı için birden de büyük bir değer oldu. Dolayısıyla bunların arasındaki en büyük değer kotanjant 40 geldi. Yani B A'dan büyük A da C'den büyük olacak. Şöyle bakalım B büyük A büyük C C şıkkında verilmiş. Sıralama ile ilgili ikinci sorumuza bakalım şimdi. Olduğuna göre demiş ABCD sayılarının sıralanışı nasıldır? Şimdi burada her birini kotanjant vermiş. O zaman buradaki bölgelerin her birini birinci bölgeye taşımaya çalışalım. Kotanjant 24 olarak kalsın. Kotanjant 116'yı şimdi 180'e tamamlarsak 64 derece gelecek ama 116 ikinci bölgede olduğu için kotanjant ikinci bölgede eksi. O yüzden eksi kotanjant 64 olarak dönüştürdük. Şimdi kotanjant 251 3. bölgede olduğu için burası artı gelecek. 251'i 180 ile kullanırsak 180 artı 71'den dolayı burası isimlerini değiştirmemeye çalışıyorum. Hepsi kotanjant kalsın. Kotanjant 71 oldu. Burasına baktığımız zaman 360'tan çıkarttığımız zaman ise buradaki değerimiz de yine kotanjant olarak kalacak. Kotanjant 39 gelecek. 321 dördüncü bölgede kotanjant eksi olduğu için burası yine eksi olarak geldi. Şimdi bu değerlerimize şöyle yine birim çemberde göstereceğiz. Her birini zaten birinci bölgeye aldık. Şöyle buradaki değerlerimize yine 45 derecelik açıyı göstermekte başlayabiliriz. Daha sonra küçük mü büyük mü ona göre karşılaştıracağım. Burası 45 derecelik açımız olsun. Ve buradaki değerimizde de kotanjant 45 değerimiz ve tanjant 45 değerimiz bir birim gelecekti. Biz hep, hepsini kotanjanttan baktığımız için kotanjant eksenini de şöyle çiziyorum. Burası y eşittir 1 yani kotanjant eksenimiz olacak. Şimdi 45 dereceden küçük olarak mesela kotanjant 24 var. Öncelikle pozitif değerleri karşılaştıralım. Kotanjant 24. Şimdi 24 derecelik açımız o zaman şöyle gelecek. Şöyle devam etti. Burası 24 derecelik açımız. 71'e baktığımız zaman biraz daha o zaman 90 dereceye yakın gelecek şu şekilde. Burası da 71 derecelik açımız olsun. Şimdi kotanjant değerlerine baktığımız için bizim bu açıların kotanjant ekseni ile kesiştiği yerleri bulmamız lazım. Yani burada 24 derecenin kotanjantla kesiştiği yer burası. 71 derecenin kotanjant ekseni kesiştiği yer burası. Ve bu noktaların y eksenine olan uzaklıkları bize bu değerleri verecekti. Şimdi buradaki değerimiz 71 derecenin buradaki y eksenine olan uzaklığı. Dolayısıyla kotanjant 71 buradaki uzunluk. Burasının y eksenine olan uzaklığı yani bunun tamamı ise kotanjant 24. Dolayısıyla biz A ile C'yi karşılaştırdığımız zaman 24 derecelik açının kotanjantı daha uzun geldi. Yani daha büyük geldiği için direkt şunu söyleyebiliriz. A büyüktür C diyebiliriz. Ve bunların ikisi de pozitif olduğu için buradaki değerlerimiz zaten her türlü A büyük C şeklinde olacak. Diğerleri de bunlardan küçük gelmemiz gerekiyor. Daha sonra negatiflere bakalım ama negatif değiller gibi bakılacağım öncelikle. Mesela burada 39 64'ü karşılaştıralım. 39'a da yine 45 dereceden küçük bir şekilde 39 dereceyi burası aldığım zaman şöyle diyelim burası kotanjant eksenine yine kesiştiği yer. 64 dereceye baktığım zaman da şurada da 64 derecemiz olsun. Burası da B noktasını yani 64 derecenin y ekseniyle yani y bir eksenine kesiştiği yer oldu. Dolayısıyla bunların yine y eksenine olan uzaklıkları bize kotanjant değerini verecek. Burasını yani 64 derecenin kotanjantı olan uzaklığı ile. 39 derecenin kotanjant için yani y ekseni olan uzaklıklarını karşılaştırdığımız zaman 39'un uzunluğu uzaklığı daha fazla. O zaman normalde şöyle söyleyebilirim. Kotanjant 39 büyüktür. Kotanjant 64. Ama bunlar eksi olduğu için eksiyle çarptığım zaman şöyle gelecek. Eksi kotanjant 39 küçüktür. Eksi kotanjant 64 olacak. Eksi kotanjant 39 dediğimiz zaten d demek ki küçükmüş b'den. Buna göre sıraladığımız zaman zaten dedim ki bunlar pozitifti. A büyüktür C. C büyük o zaman B gelecek. B de büyüktür D şeklinde sıralamamız olacak. Bakalım şimdi burada en büyük A, C, B ve D olacak şekilde cevabımız C şıkkı geliyor. Sıralama ile ilgili üçüncü sorumuza da bakıp videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. A, B, C, D sayılarının sıralanışını istemiş bizden. Buna göre şimdi baktığımız zaman her biri bunların birinci bölgede hepsi de farklı farklı trigonometrik değerler. O zaman bunları yine biz birinci bölgede çizmemiz aslında yeterli. Şöyle başka bir kağıtta çizelim bunu. Birinci bölgede her birinin burada açılarını göstereceğim. Birim çemberimizi çizdik. Yine burada en mantıklı olan öncelikle 45 derecelik açıyı göstermek. Buna göre şimdi en küçük değerimiz açımız mesela burada 10 derece var. 10 derece uzman 0 dereceye yakın bir şekilde şöyle 10 derecemizi gösterelim. Daha sonra 19 derecemiz var. 19 dereceyi de aynı şekilde 10 derece biraz daha yakın bir şekilde 19 derecemizde gösterdik. 26 derece var bu arada. Ve 47 derecemiz var. O zaman 45 dereceden biraz daha büyük. Burada 47 derecemiz gelecek. Şimdi sinüs. Öncelikle mesela en küçükten başlayalım. Kotanjant 10 derece demiş. Şimdi kotanjantını bulabilmemiz için bizim y eşittir 1 eksenini çizmemiz gerekiyor burada. Şöyle çizelim. Y eşittir 1 eksenini çizdim. Ve y eşittir 1'in 10 derecenin olduğu yerle kesişmesi lazım. O yüzden bunu bu şekilde uzatıyorum. 10 derecenin kotanjant eksenine kesiştiği nokta burası. Ve burasının y eksenine olan uzaklığı yani buradan buraya kadar olan uzaklığı bize kotanjant 10 değerini verecek. Yani şöyle bunu yukarıda gösterelim. Diğerleri karışmasın. Buradan buraya kadar olan mesafe kotanjant 10 gelecek. Ki şu an sanırım en büyük olan bu olabilir. Bakacağız. 19 derecenin kosinüsünü istemiş. Şimdi 19 derecemize baktığımız zaman bu sefer de kosinüs olduğu için birim çemberle kesiştiği yer önemliydi bizim 19 derecenin. Ve birim çemberle kesiştiği yerden x eksenini dikindiriyorum. Ve buradaki yatay uzunluğumuz bize kosinüs değerini verecekti. O yüzden burası da kosinüs 19 geldi. Mesela buradaki değerimiz normalde birim çember buraya kadar olan değerimiz 1. Birden küçük olacak şekilde kosinüs 19'u bulduk. Daha sonra 26 derecemiz var. Sinüs 26 dereceye bakacağım şimdi. Buradaki değerimizde de şimdi 26 derecenin yine birim çemberle kesiştiği yer burası. Ve bunun x eksenine olan uzaklığı da bize buradaki uzunluğumuz bize sinüs değerini verecek. Şöyle gösterelim. Burası sinüs 26 derece geldi. Son olarak tanjant 47 derecemiz var. Tanjant 47 de 47 derecenin bu sefer de x eşittir 1 eksenini kesiştiği yere bakacağım. Öncelikle biz bunları şöyle bir sıralasak aslında olur. Mesela kosinüs 19 ve sinüs 26'yı karşılaştırabiliriz. Kosinüs 19 burada birim çembere yani 1'e çok yakın bir değer. Çünkü burada x eksenine çok yakın. Kosinüs 19 burası. Sinüs 26 burası. Normalde bir birim bunun tamamı. Sinüs 26 ise burada 45 derecenin altında kaldığı için daha küçük bir değer. Yani bu uzunlukla bu uzunluğu karşılaştırdığımız zaman kosinüs 19'un değeri daha büyük geldi. 1'e daha yakın bir değer. O yüzden burada direkt kosinüs 19 d d büyüktür. Sinüs 26'dan diyebiliriz. Yani a'dan büyük. Daha sonra buradaki e, kotanjant 10'a baktığımız zaman zaten mesela normalde buraya kadar bir birimde bir birimden çok büyük bir değerden bahsediyor. Kotanjant 10 için. O yüzden kotanjant 10 yani c bunların en büyük değeri. Tanjanta bakalım şimdi hangi aralığa girecek. Tanjantın da. 47 derecenin x eşittir 1 yani tanjant eksenine kesiştiği yer lazım bize. O yüzden x eşittir 1 eksenini şöyle çiziyorum. x eşittir 1'in 47 dereceyle kesiştiği yer burası. Burasının tanjant ekseninde x eksenine olan uzaklığı bize tanjant değerini verecekti. Şimdi normalde buraya kadar olan mesafe bir birim. Bir birimden büyük. Yani her türlü buradaki d'den ve yani kosinüs ve sinüs değerlerinden her türlü kesinlikle büyük gelecek. C'den ise mesela buradaki C değeri normalde 47 derece 45'e çok yakın. Yani birden biraz büyük bir değerden bahsediyoruz aslında. Buradaki değerimiz ise birden çok büyük bir değerden bahsediyoruz. Zaten şeklinden de belli. Çünkü 10 derece burada x eksenine çok yakındı. 47 derece ise 45'e çok yakın olduğu için 1'e yakın birden biraz büyük bir değerden bahsediyoruz. O yüzden de 47 derece Burada sinüs ve kosinüs değerlerinden büyük yani 47 dediğimiz B değerinden bahsediyoruz. D ve A'dan büyük ama C'den yani kotanjantondan küçük olacak. O yüzden sıralamamız şöyle C büyük, B büyük, D büyük, A şeklinde gelecek. Bakalım şıklara C, B, D, A'yı bize E şıkkında vermiş. Dolayısıyla cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Sıralama sorularımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bu videoda sıralama ile ilgili karşınıza çıkabilecek soruları çözebilmenizi sağlar. Unuttuğunuz yerleri hatırlatmıştır umarım. Evet bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bu şekildeki videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.